Geldiniz, sefalar getirdiniz. Gala TV'ye ikinci yayın dönemimde sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz diyorum efendim. İyi, umarım iyisinizdir. Ben sizi heyecanla bekledim tabii ki. Gene çok güzel orkestramla beraber bugün gene müzik hakkında konuşacağız. Şimdi ilk konuğumu çağırmak istiyorum. Alkışlarla Murat Yaman diyorum efendim. Evet. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, başlıyor muyuz? Evet. Geliyor mu şarkı? Hayat uzun bir yoldu,
Vazgeçme hiç sevmekten, insan bir çare kulum. Vazgeçme hiç kendinden, sakla umutlarımı, sil gözyaşlarımı. Dibe vursun ayrılıklar, bugünün var yarını. Bildiklerini unut, yat güzel bir hayale. Bizim için hep var bir umut, bunu da yaz bir yere. Bildiklerini unut, yat güzel bir hayale. Bizim için hep var bir umut, bunu da yaz bir yere. Bir gönülde yanmakta var, aşk yalanına kanıkta. Nasıl talan olan da var, nedir bu isyanlar? Aldandım bir sen mi yandın, kalpsiz vefasızlara değer mi gözyaşlarım? Bildiklerini unut, yat güzel bir hayale. Bizim için hep var bir umut, bunu da yaz bir yere. Bildiklerini unut, yat güzel bir hayale. Bizim için hep var bir umut, bunu da yaz bir yere. Yaman için diyorum. Hoş geldin. Ya. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Seni siz görmek nasılsınız? Büyük gurur, büyük ne onur. Demek? Ben de bizi kırmadın, oldum. Geldin. Bu arada da ekranları başında tüm seyircileri buradan cani gönülden, yürekten selamlıyorum. Evet. Güzel, sen enerjiksin vallahi. Enerjiyle yani başladık Gala TV'nin ikinci programına. Evet. Sezonu ilk ben açtım. Ben devam ettiriyorum ikinci programla. Seni tebrik ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ödül vereceğiz sana. İnşallah. İnşallah. Peki. Evet, çiçek getirmiştim ama. Neyse. Öyle mi? Ay, çiçeği de çok güzelmiş. Pembe pembe. Aynı senin gibi. Teşekkür ederim. Mahcup ettin bizi. Azra kondur Murat abi. Bey. Burada gördük verdik işte. Yani. Teşekkür ediyoruz. Evet. Sohbetlerimize devam edeceğiz. Evet, tamam. Hı-hı. Devam ederiz. Diğer konuğumuzu alalım. Tamam. Ondan sonra başka devam ederim. Şimdi alkışlarla Alican diyoruz. Alican Özmen. Onu davet ediyoruz efendim. Yaşarım bilmiyorum, beni bu hale koyuyorum.
Salim bayramın olsun. Ama sakın gelme, halimi bilme. Öldüğümde Salim bayramın olsun. Saçlarıma akları yağdırıp gidiyorsun. Beni bu hale koydun, zalim bayramın olsun. Saçlarıma akları yağdırıp gidiyorsun. Beni böyle ağlatan, zalim bayramın olsun. Sağlık, teşekkür ediyoruz. Hoş geldin Eci. Tekrar hoş bulduk. Harikasın, teşekkür ederim. Estağfurullah, teşekkür ederim. Nasılsın, iyisin? Çok şükür, çok iyi. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Ay harika, vallahi çok şıksınız. İkiniz de harika. Bu hafta ikisinden birbirinden güzel, Burak yakışıklı, karizmatik. İkisinin de sesi birbirinden iyi. Müthiş geldiler, harika estirdiler yani ekranları. Bir Elif Can, bir Can. Can, evet. Arasında bir dilek tutuyor. Aynen öyle. Sizi biraz tanıyalım Ali Bey. Ali Can dediklerinde. Ali Can nedir, kimdir, ne iş yapar, neler yapar? Biraz bize kendini tanıtır. Ali Can Erzurum'dan geldi. Evet. Erzurumluyum. Evet. Efendime söyleyeyim, Erzurum'da hani tabiri caizse böyle bir klasik bir söz vardı. Çocukluğumdan beri müzisyendim, işte türkü söyledim falan. Biz de çocukluğumuzda düğün sesimiz güzel diye 23 Nisan'larda düğünlerde şurada burada evet. Bize türkü söyletirlerdi. O şey buralara kadar bizi sürdü. Hı-hı. Buralara kadar getirdi. Yani o halkın vermiş olduğu o tevazu bizi buralara kadar getirdi. Geldik bir albüm yaptık. 2013 yılında bir albüm yaptık. Evet. 2013 yılından beri yaklaşık kaç sene geçmiş? 5 senedir. 5 senedir daha ikinci bir albüme başladık. Bitmedi. Nasip olursa bu arada Murat Bey'den de bir şarkı sözü aldık tabii, inşallah onu da ona dahil edeceğiz. İnşallah. İkinci albümümüz var. İkinci albümümüz de yolda. Yapıyoruz. Sanatla uğraşıyoruz, müzikle uğraşıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz evet. Daha doğrusu. Hani yapıyoruz demek de doğru değil. Yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bu kadar. Peki. Yani iki tane ikinci albümüne geçiyorsun. İkinci albümü yapıyoruz anda. Evet. Peki. Evet. Evet Murat Bey, Murat Yaman deyince akla Murat Yaman, ne gelir? Yaman. Murat Yaman kimdir, nerelidir buradan bilmeyen tabii izleyicilerimiz evet. De olabilir. Onlara tanıtım yapmak tabii, istiyorum. Aslen
Sen söyle. Ergani, Diyarbakır, Diyarbakır, evet. Allah vekil. Diyarbakırlı Murat Orada Bey. Orada da hani biz de çocukluğumuzda hep şey dinliyorduk, sinemanın önündeydik. Hep işte Müslüm Baba, İbrahim Tatlıses, Hakkı Bulut, işte efendim, böyle bunları hep dinle. Evet. İş yok, güç yok, sinemaya gidiyoruz. Bir filme 100 defa gidilir mi? Gidiyordum ama. Evet. Açık orada böyle amfiteyatro, evet, sinemalar, evet, herkes, evet, gidiyor sosyal, o dönemler. Bir sosyal aktivitemiz, bir sinemaydı ama para da yok. İçeri girmek için sinemayı süpürüyoruz, öyle giriyoruz yani. Yukarılardan sonra sinemaları izlemeler. Ayakkabı boyacılığı yapıyoruz, aldığımız paraları işte yani gidiyoruz, sinemalara gidiyoruz işte efendim, söyleyeyim. Oradan da biraz da tabii yönetmenlik. Ben ilkokul, ortaokul birden beni attılar. Keşke biraz daha okuyabilseydim. Biraz daha böyle hani Hollywood'a giderdim. Ama yönetmenlikle başladın. Öyle yani mi? İşte yok, ben esas benim şarkıcılık içimde, ruhumda var yani. Kanımda yani. Çocukluğumdan beri hep okuyordum yani. Bir de hani etrafın biraz şey yapması, hani seni dolduruşa getirmesi gözümüzde. Arkadaş çevrenden dolayı atılmaya başladım. Herkesin de bandı var. Bizim bir yara bandımız yok. Yani. Eyvah. Gittik, albüm yaptık. Fakat yani ben o piyasayı sevmedim. 15 senedir ara verdim. Şimdi bu yeni sana bir iki parça getirdim. Ondan sonra yani 10 parça yaptık şimdi. Yeni ya, albüme ya başladım. 15'tir ya 16'dır belki de. Kaçıncı albüm ben de bilmiyorum. Yani çocukluğundan beri bu işin içinde olduğun için albümler, klipler, çekimler, başka arkadaşlara da klip çekimleri yapıyorsun. Tabii canım, yani ben bir de böyle hani bütün gençlerin önünü açan yani. Hani biz zamanda yapamadık, içimizde genç kaldı. Genç nesillere yardımcı olmak niyetindesin. Murat'ın ruhu çok iyidir. Bayağı yani böyle çok paraya bakmaz. Bestelerimiz. Çok paraya bakmaz. Yani ayrıca ki, bestekarsın. Evet. Evet. Yani yazıyoruz. Küçük annemin kucağından düştüm. Başımda betona gelmiş. Eyvah. Geliyor bana, yazıyorum. Bayağı bestelerimiz var yani. Evet. Mesamlıyız ama işte beste de veriyoruz. Çoğu yaptığımız klipler parasızdır yani. Ama para da aldığımız oluyor. Bakıyorum parası var. Ha, bu adam durumu iyi. Alıyoruz. Öyle fazla da şey. Ama olmayandan da hiç almıyoruz. Eyvallah. Müziği çok seviyorum. Sen sevdiğin 15, için herkese yardımcı yani oluyorsun. Bunu hepimiz verdim, biliyoruz. Ara verdim. Şimdi geri bir dönüş yaptık. Senin güzel kalbini, ruhunu, kişiliğini. Arada, tabii Alican arkadaşımız da biz tanıyoruz ama tanımayanlar için de. O da çok iyi bir insandı. Bir de normalde belediyede çalışıyordun değil mi? Belediyede değil, milli eğitimciyim ben. Ha, milli eğitimdesin bu arada. Öğretmen miydi? Bilgisayar işletmeni. Ha, bilgisayar işletmeni yapıyorsun. Evet. İşte biz de ben Müslüm Baba'yı çok seviyorum. Şimdi bazı insanlar hani birbirine benzer. O zaman var. Arabesk ve fantezi alanında daha. He, ben şimdi mesela bazıları mesela şimdi taklit dediğiniz zaman iki şarkıdan sonra sesin rengi ortaya çıkar. Biz yıllarca Müslüm Baba'yla çok diyalogumuzda oturmuşluğumuz kalkmıştı. Hatta onunla alakalı anılarımız var, anlatırım. Şimdi ben çok yakından tanıdığım için şimdi geçen filmine gittim ama çok üzüldüm. Ben Allah rahmet eylesin. Buradan da sevgilerimizi, saygılarımızı şimdi de göndermiş Allah olalım. Allah nur içinde yatsın. Amin. Amin. Ya ben gittim. Müslüm hani babanın çok iyi biliyorum. Yani hayatını, öyküsünü. Ben çünkü ben hayatımı ona anlatınca Müslüm, evet, baba da bana anlattı. Oradan biliyorum. Çünkü sürekli avu kapanında da olduğumuz için. Evet, doğru. Gittik ilk 90 yılında geldim. Muhterem Nur dedi, bize rakip mi getiriyorsun? Onun plak şirketindeydik, Elen orada. Hı hı. Yaptırmadı bana 10 sene. Neyse, isim vermeyelim de. He, ondan sonra Sara filmini izledim. Yani diri adamı götürdü, ölüsü çıktı. Yani hayatında da rencide etmişler. Müslüm Baba'nın şimdiki yani durumu olsa müsaade vermez diyor filme. Çünkü ailesini rencide. Valla yani onu bilemeyeceğim bir de izle ben. İzle ama mutlaka izle. Eksiklikleri olduğunu çoğu insanlardan duyuyorum ama şu anda senin de tarzın arabesk fantezi üzerine olduğunu görüyorum. Senden de bir arabesk parça şu anda arabesk istiyorum. Arabesk, tamam. Evet. O zaman bir tane vazgeçmem playback yapalım mı? Olur.
Nasıl istersen. Yeni yaptığımız yeni şarkı. Vazgeçtim. Üstüm babanın he vazgeçmem. Vazgeçmem. Biraz onu rock yaptı. Rock tarzı. Rock da okuyabiliyorsun. Yani. Olur tabii ki. Neden olmasın? Bizim programımız her türlü müzikal konuyu açık. O zaman vazgeçmem hocam bir yollarsa. Vazgeçmem. He vazgeçmem. Ölsem diyor gene de vazgeçmem. Umrumda değil diyor. Yaşamak da ölmek de. Eğer gönderirse bu şarkı tabii Tarık Ağansoy ve Ali Tekin Türe rahmetli. Evet. Sözler Allah rahmet etsin. Çok müzisyenlerimize de ölmüş askerlerimize de şehitlerimiz de çok vardı. Allah onların da mekanlarını cennet etsin, nur etsin. İnşallah her şey daha güzel olur. Ülkemiz daha iyi bir halde olur. İnşallah. Senin de şarkın gelsin. Onu da alalım. Ondan sonra da Kadir Baba yollarsa okuruz. Yoksa ya da bir uzun hava mı şey mi yapalım? Canlı mı yapalım? Yapalım o zaman. Dur göndermediğine göre alkış istiyor Kadir herhalde. Canlı yapalım. Canlı yapalım. O zaman hocam bir sol yap. şey yapalım. Sol yapalım. Bir uzun hava. Ardına le çağır. Deli şey. Ah gülüm seni cemakende görmüşler. Bir sol yapalım mı hocam? Gel hocamızın. Deli poyraz gibi esmez bilmedi ah gülüm ah gülüm Murad Alper
gelmedin ah kurban, ah kurban. Hey, 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 ah hey. Kendime küstüm, kendime küstüm, sana küsmedim ah gülüm, ah gülüm, hey hey hey. Le çavre şamen oy bela serim, şamen oy bela serim. Hesir ki çavim oy şevadrim. Hesir ki çavim oy 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 şevadrim. Salam seçen Musa de Levena gel. Le çavra çavur oy bela serim. Le çavra çavur oy bela serim. Esir ki çavim Esir kaçamın ay 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 şevadına. Açmadım ezatım dünyayı, en zalim açmadım, açmadım dünyayı, ezatım ketim hoy ve belayı, ezatım ketim hoy ve belayı. Esir ki çavim hoy şevadrim. Esir ki çavim hoy şevadrim. Ali'cim senden bir parça alabilir miyiz? Evet, güzel çalışıyor. Valla alkışlayalım. Yani. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. İkinci şarkımız gelsin efendim. İkinci şarkımız gelsin. Canlı mı okuyalım yoksa playback mi? Biraz zor siz gelelim. Siz nasıl isterseniz. Biraz zor mu? Biraz gelelim. Hareketli yapalım. Ben bir saat bekledim. O zaman Erzurum yaylası yan diyelim. Hadi bakalım. Sol diye olur. La olur. Hangisi gelirse hocam. Sol olsa daha iyi olur. Hey,
batıya el vurma, el vurma, el vurma yaramıya. Yalanın kılapım yok, ben sana, ben sana, tek sana sevdalıya. Bir daha. Erzurum yaylası. Teşekkürler efendim. Sağ olun. Ağzına sağlık. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet. Ali'cim bir yerde program yapıyor musun? İsmini vermeden. Bugünlerde masa istiyorlar biliyor musun? Ben çok bu masa muhabbetini sevmediğim için yapıyorum. Eyvah. Çok fazla valla. Ünlü olmak lazım. Öyle mi? Yani tabiri caizse doğru. Evet, ünlü olmak lazım da ama hani gönüllerin şey ünlüsü olmak daha güzel bence. Öyle kalmak lazım. İki tane de seni seven varsa onları korumak gerekiyor. Bizi buradan izleyen arkadaşlarımıza, evet, dostlarımıza selam olsun. Ben size çok selam getirdim. Özellikle Instagram'da şu an canlı yayındaki arkadaşlarımız, size, orkestradaki arkadaşlarımıza ve bütün kamera arkasındaki internet üzerinde de bizi izleyen doğudan batıya. Şu andan da izliyorlar, zaten izliyorlar. Çok selamlarını getirdim hepinize. Teşekkür ederiz. Evet. Evet, Murat Bey, sizden bahsedelim ben birazcık. Şimdi. Bu arada telif hakları falan hiçbir şey ortada yok. Bu konuyla alakalı ne diyorsun? Müzik yerlerde arada sürünüyor diye düşünüyoruz artık. Daha yeni mi öğrendin? Yok, yeni öğrenmedim. Artık tamamen müzik yerlerde ya süründüğünü düşünüyoruz da. Evet. Arada, siz biraz daha duayen olduğunuz için, biraz daha eski olduğunuz bizim için var, sizin fikrinizi alalım. Beslendiğimiz kişiler var mesela. Orhan Akdeniz, beslendiğimiz kişiler. Evet. Bütün yani sanatçı, mesela Müslüm Baba'da, buradan da selam olsun. Orhan Akdeniz bizi izliyorsa. Orhan abiye selam olsun. Orhan Akdeniz gerçekten güzel şimdi bir abi. Şimdi müzik, yani üzülüyoruz. Yani zaten kimse de kalmadı. Bir ben kaldım. Benim kıymetimi bilmeleri lazım. Lütfen Murat yüzden Yaman'ın kıymetini biliniz. Şimdi işte yeni albümde inşallah iyi bir, artık bundan sonra sürekli sevenlerimize şarkılarımızla, albümümüzle, klibimizle artık geliyorum. Bir yerlerde sahne de yapacağız. İnşallah. Kadıköy'de, Avcılar'da, işte karşıda Kadıköy'de yapacağız. Yani bundan sonra yeni albümle. Evet. Tekrar geri dönüş yapıyoruz. Albümden sonra zaten ister istemez çalışıyorsun. Yani ister istemez sahne yaptırıyorlar. Evet. Yapıyorsun. Evet. Var. Yani çok, evet, talep de var. Şimdi ben şeyle Müslüm Baba derken ona bir anımızı anlatayım. Biraz gülün de. Şimdi biz Müslüm Baba'yla Eleanor Kulak'ta oturuyoruz. Şey aradı. Hani bir şarkı var ya. Karar verdim içmemeye.
İçmemeye bir daha. Bunun sahibi bu şarkının. Lami abi, Lami Ateş. Müslüm babayı aradı. Dedi baba dedi. Ozan Muhterem burada, burada oturuyor. İşte Atilla Apsakarya, ben buradayım, stüdyodayız ama. Müslüm baba aradı. Alo. Dedi baba dedi ben yarın dedi telefonda ama Lami abi diyor ki ben diyor yarın ameliyat olacağım. Bir gözüm hani kör olma durumu var. Biraz bana dua et. Baba da böyle Allah Allah kardeşim bayağı bir düşündü. Ya kardeşim öbür gözün var ya be kardeşim. Bir gözün bir göze faydası yokken bir gözünle idare et demek istemiş ya, yani açıkçası. Muhtarım kardeşim Allah Allah. Ya öbür gözün var ya be kardeşim. Yani böyle yardımcısı. Müziğin önde olan tabii ki sanatçı arkadaşlarımız öz planda, ön planda da tabii ki besteci olan diğer arkadaşlarımız gibi biliyorsunuz bizler de hani beste konusunda geri planda kaldığımız dönemlerde oluyor. Öne çıkmayan isimler de olmuş oluyor. Onları şimdi da unutmamak gerekiyor. Bütün bestekarlar sadece Müslüm babayla İbrahim Tatlıses'e çalışmışlar. Bize bir şey bırakmamışlar. Biz de tabii artık, eskilerde vardı ne varsa. Arıyoruz, ne yapalım? Yani diyorlar ki arıyoruz, ya, evet. Yaptığımız eserler var şimdi yeni albümde. Allah inşallah nur içinde yatsın. Biz hep Müslüm Baba'dan ben beslendim. Şimdi Müslüm Baba buradan okuyor. O yüzden onu anıyorsun, evet. Onu çok seviyorsun özlemle. Buradan okuyor, buradan okuyor. Bazıları var hani onun hani şey olarak. Fakat işte tabii bu ülkede yani bir spor ya da müzik yoksa evet. Ülke bitmiştir yani. Özellikle eskiden müzik. Programlar vardı, şeyler vardı. İşte bu uydu kanalları da olmasa tamamıyla müzik gitmiş yani. Aynen. Kutsallarda yok. Hanım sizi takip ediyoruz. İşte birkaç program var. İnşallah benim şovum da başlayacak bir kanalda. İnşallah Murat sen de Yaman program şov. Yaparsın. Biz de senin programına geliriz. Ne demek? Dükkan senin. Beraber düet parçalar da yaparız. Ne demek? Ben de Trakya tarafında, Silivri tarafında her gün program görüyoruz, yapıyorum. Evet, onun haricinde de buradan çıktıktan sonra Yeni Kapı'ya gidiyorum. Orada programıma devam ediyorum. Türkiye ve programı evet. Haftanın bir evet. günü. Evet. Yani ama genellemeye baktığımız zaman gerçekten durgun bir ülke olarak... müzikal sektörde, esnaflık sektörlerinde. Haftanın bir günü. Şimdi haftanın bir günü evet. Bu ülkede birazcık durgun geçiyor Türkiye her şartları. Günü yapıyorduk. Murat Bey çok iyi bilir. Siz de bilirsiniz zaten de. Haftanın her günü yapıyorduk. Bir de bazen iki sahne yapıyorduk. Evet. Bir de şey günde var. İki tane yapıyorduk. Yani bu ülkede yani zorla böyle zorla bir kanal var. Zorla pop yedirmek istiyorlar. Pop bizim kültürümüzde değil. Bizim yani kültürümüzde en tadı vardır, olan, en tatlı olan vardır. Tabii ki kalan sanat olarak. Yani müzik evrenseldir. Yani dile hoş gelen bütün müzikler güzel ama bu ülkede maalesef Türkiye'nin %80'i varoş kesim ve hepsi de arabesk dili. Varoş demeyelim de biz ona yani insanlar gönülden mantıklı gelen sözleri arabesk ve fantezi üzerine topladığı için bütün besteci yani, arkadaşlarımız. Yani arabesk ve fantezi bizim Türk milletimiz daha çok elverişli, daha çok dinliyorlar. Daha içten. Türk yani sanat müziği, bizim, Türk halk müziği. Varoş'tan kastım yani ezgin insanlar. Biz evet. onların yani dili olarak gözlemlediğimiz, izlemlediğimiz, biz de oradan geliyoruz yani. Gözlemlediklerimizi mısralara döküyoruz. Tabii onlar ki. Onlar da ondan eğleniyorlar. Şimdi pop... Yaşayarak pop, bazı şeyleri görüyoruz ve kaleme döküyoruz. Doğru. Dinlemede şarj oluyorlar. Evet. O yüzden çoğu da çok parası da olan gidiyor diskolarda. Yüzde Türkiye'nin mesela %10'u. Eğlence, %10'u pop evet. dinliyor. %5'i senfoni, caz dinliyor. Ama Türkiye'nin yüzde... Yani 70'i bizim yani bu yaptığımız... Hareketli parçan var mı? Hareketli var tabii olmaz mı? O zaman hareketli bir parça yapabilir misiniz? Gönderirse... Reklamdan sonra diyor. Reklamdan sonra... Peki o zaman reklamlar diyelim efendim. Hareketli. Hiçbir yere ayrılmayın. Reklamlardan sonra hemen buradayız. Hemen geliyoruz. Acilen sizinleyiz.
Şuradan geçeyim de o tarafa. Nerelere gideceğiz? Evet Fırat Bey, sizden alalım. Buradan çıkacağız İstanbul'dan. Yolumuz Silivri'den geçecek. Edirne'ye kadar uzanmak istiyoruz. Çünkü Edirne'de muhteşem güzel yerler var. Biliyorsunuz her yerin doğası, iklimi, havası ayrı bir güzellik veriyor. Edirne'de bizim kültürel anlamda mirasımız, güzel bir yerimiz, tarihi bir yerimiz. Edirne'den size hem selam getirdik hem de sizlere oradan kazanç getirdik diyorum. Edirne'den Kars'a, yavru vatan Kıbrıs'a selam ve sevgiler diliyoruz. Ekranları karşısında bizleri izleyen tüm canlara diyoruz ki Edirne'ye da sonra hep beraber yalnız gelmiyorsunuz. Neden yalnız gelmiyorlar? Çünkü oraya geldiğinizde keşke bacımı da getirseydim. Keşke bacana da haber verseydim diyeceğinizi biliyorum. Onun için ne yapıyorsunuz telefonlarımızdan? Öncelikle bir telefon numaralarımız ekranda gördüğünüz gibi. Telefonunuza, not defterinize, kafanızın bir köşesine mutlaka kaydedin. 24 saat ulaşabilirsiniz. Ben bir tekrarlayayım. 0552-287-3460. 552-287-3460. 24 saat ulaşabilirsiniz. Çağrı merkezindeki arkadaşlarımız yardımcı olacak. Kaç para, nasıl vereceğiz? Şimdi şöyle 25 bin yani 24.900 TL'nin 15 bin lirasını peşin veriyoruz. Kalan 10 bin lirayı 10 ay taksite bölüyoruz. İstediğiniz gibi rahat rahat küçük yatırımlarla bir kazanç sağlayacaksınız. Ben hemen bir kampanya daha canlı canlı sizlere duyurmak istiyorum. Geldiniz, yeri beğendiniz. Şöyle diyelim, biz 3 parsel alacağız diyorsunuz ya. Bir araya gelin, o da olur. 3 parsel alana tek taş veriyoruz. Bakın. Yanlış duymadınız ama aranızda kura çekilişi yaparsınız. Yok ben 3 parseli tek başıma alacağım, hanımıma da tek taşı ben takacağım diyorsanız bu haftaya özel. Ama şu da var, ilk 3 kişiye şöyle yapalım mı? İlk 3 kişiye alacaklardan kararını veren herkese ama o anda ben alıyorum diyene adını ve soyadını yazalım. Bir cumhuriyet altını verelim mi Fırat Bey? Ya aslında biz zaten onlara bu arsaları verirken zaten kazandırıyoruz. Güzel bir kazanç elde ettiriyoruz. Senin dediğinde tabii ki çok şahane. Hanımlarımıza özel güzel bir hediye vereceğiz. Güzel bir pırlanta vereceğiz. Vermeyelim İşleri mi? Bakınız efendim, ötesi yok. Eşlerinizin getirdiğini, bütçeyi nasıl kısıtlı böyle birikim 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 yapıyorsunuz? Belki tatilinizden, belki özel günlerinizden, belki kendinize özel alacağınız her şeyden kısıtlayarak çoluğunuzdan, çocuğunuzdan, mutfağınızdan kestiklerinizi öz toprak arsa ofisi olarak muhteşem bir kampanyayla gümbür gümbür geliyoruz. Ben bir şey söyleyeyim. Bak ben inanıyorum ki bu öz toprak kampanyasını yaptığı şu sıralarda inanıyorum ki duyan duymayan şunu da merak edecek. Sadece şu anda bizi seyredenler, işte şu anda Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde Malatya'dan tutun da Tokat'tan, Sivas'tan tutun da Erzurum'dan, Kars'a kadar mutlaka seyreden var ama oradan mutlaka gelecekler bizlere. Çok uygun diyecekler. Çünkü ayda 1000 lira taksit de vereceğiz biz, evet, burayı. Ama en önemlisi ben inanıyorum ki Edirne'de verdiğimiz kendi Edirneli hemşerilerimiz de gelip bu kampanyaya dahil kesinlikle olacaklar. Kesinlikle ben senin açtığın konu üzerinden Erzurum'a selam ve sevgilerimi göndereceğim. Kime göndereceğim? Habib Çetinkaya'ya göndereceğim. Facebook üzerinden, sosyal medyadan ve yaptığımız televizyon programlarından bir parsel için Erzurum'dan nereden baksan 24 saatlik bir yolu aşıp geldi. Bir parsel demişti ama 4 parsel almıştı. Ona da sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Sevgili seyircilerimiz, unutmadan tekrar diyoruz ki güzel kızımız hem telefon numaralarını hem de kaç paraya nasıl verilecek onları bize bir tekrar bahsetsin. Ekranlarda da görmüş olduğunuz gibi 0552-287-3460, 0552-287-3460 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. 24 saat boyunca ulaşabilirsiniz. Çağrı merkezinden arkadaşlarımız zaten sizinle ilgilenecek. Şöyle 15 bin lirası peşin, kalan 10 bin lirası 10 ay taksitle rahatlıkla ödeyebileceğiniz bir kazanç sağlıyorsunuz efendim. Ben geldim. 10 taksite mi bölüyoruz? Evet, 1000 mi yapıyoruz? Ama benim bütçem belki yetmeyebilir. Yardımcı olacak mıyız? Tabii ki yardımcı olacağız. Hem zaten biz bu yatırımı ne için yapıyoruz? Kazandırmak için yapıyoruz öz toprak arsa ofisi olarak. Tabii ki taksitlerde de yardımcı olunabilir. Maddi durum olmayabilir, yeterli kazanç sağlamıyor olabilir. Bunların hepsi zaten sizlere kazandırmak için olduğundan dolayı tabii ki de yardımcı olacağız. Evet, duyanlar duymayanlara söylesin. Öz toprak arsa ofisi 3 parsel alana tek taş pırlanta diyor. Evet. Herkes vaat ediyor ama yerine getirmiyor. Yerine getirip getirmediğimizi görmek için ne yapıyorsunuz? Yalnız gelmiyorsunuz. Bu güzel yerleri, bu fırsatı ben de değerlendireceğim ve görmek için
gerçekten cidden alıcıyım deyin. Bakın birçok yerlere gitmiş olabilirsiniz, birçok yerleri görmüş olabilirsiniz. Bununla da sınırlı kalmıyoruz. Edirne bölgesinde mi çalışıyoruz? Hayır. Biz tamamen Trakya bölgesinde muhteşem güzelliklerde kazanç elde edebileceğiniz yerlere sizlere tabii ki buradan seslenişte bulunuyoruz. Bize deyin ki biz size güveniyoruz, yatırımcımız olun. Belki de şu an Avrupa'dan bizleri izliyorsunuz. Muhakkak ki gördüğünüz bu üçlü sizleri karşılayacak. Evet, yatırım danışmanımız Fırat Bey ve Gül Hanım'la ve tabii ki bendeniz ve yine arka kadro, Madolyo'nun görmediğiniz o güçlü kadrosuyla sizleri muhteşem bir gün geçirmek için seslenişte buluyoruz. Evet, yurt dışından bizleri izleyenlere diyorum ki yazın geleceğim, Gelibolu istiyorum. Ya da benim orada eşim, dostum, abim, kardeşim var. Onları da gönderin. Biz size Büyükçekmece'den tutun Trakya bölgesine kadar ne veriyoruz? Ya aslında biz yıllardır bu işi yapıyoruz ama İstanbul'un çeşitli semtlerinden, Silivri'den, Silivri'nin çeşitli mahallelerinden yerler verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Biz sizlere zaten kazanç sağladık. Biz bugün şu anda bu Galata ekranlarındaysak dilim de sürçtü. Can. Evet, heyecan da var çünkü biz burada sizin bu heyecanınızı yaşıyoruz. Biz her gün bu heyecanı yaşıyoruz. Çünkü biz sizlere gerçekten bir şeyler vermek istiyoruz. Sadece her şey para değil. Siz o toprağın üzerine dokunduğunuzda, geldiğinizde çoluğunuz, çocuğunuz, ailenizle birlikte ne kadar güzel, muhteşem olacak. Tapuda biraz... şer var mı? Tapuda şer yok. Tapuda haciz yok. Tapuda herhangi bir şey koymuyoruz. Bakın burayı güzel bir konuya değindin sanırım. Kısa oradan bahsetmek istiyorum. Evet. Evet, nasıl alacaksınız siz buraları? Siz geldiğinizde bize öncelikle biz yerleri gidip göreceğiz. Yerleri beğendik, ofisimize geçeceğiz. Ofisimize geçtikten sonra da beğendiğiniz yerlerin tabii ki bunlar özel çapları var. Parselasyonları yapılmış durumda. Direkleri, kazıkları ve tel örgüleri çekilmiş durumda olacaktır. Ofisimize geldik. Murat Bey, benim param yok, arabam var. Senin canın sağ olsun. Araba takaslarımız da mutlaka olacak. Burada tabii ki Deniz Hanım benim derken, Deniz Hanım'ın zaten birkaç tane arsası var. O bir şekilde konuşuyor ama aslında sizlerin adına sizin sesiniz olarak ne burada konuşuyor. Ne yapayım ama Öztoprak Arsa Ofisi o kadar güzel kampanyalar yapıyor ki yani tapuyu almamak mümkün değil yani, ne söyleyeyim. Tabii şimdi nasıl diyoruz, biz buraya geldikten sonra ofisimize sözleşmelerimizi yapıyoruz. Bakın altını çizerek söylüyorum, kesinlikle ve kesinlikle şu ana kadar paradan bahsettik mi? Etmedik, etmeyeceğiz de. Ne zamana kadar etmeyeceğiz? Ta ki size tapu dairesine geçip tapunuzu elinize verene kadar tapudan, paradan bahsetmeyeceğiz. Tapunuzu aldıktan sonra tekrar ofisimize geleceğiz. Nasıl anlaştıysak 10 bin, 15 bin peşinat, geri kalanını vade imkanları sunacağız. Mesela bize diyorlar ki birçok firmaya gidiyoruz ama hep paradan bahsediyorlar. Hiç öyle diyorlar, ekranda anlatılan gibi değil. Ne dücük? Ne dücük? Güzel konu. Tokatlı mısın sen? O da güzel. Şimdi tabii ki Tokatlı, Sivaslı, Karslı, Erzurumlu. Biz Türkiye'nin her yerine yalnız genelde... Yalnız ben Sivas'ın Almus ilçesindeyim. Buradan da söyleyeyim yani. Sözümü niye kesiyorsun? Genelde biz tabii ki her kesime, her şekilde ayak uydurmaya çalışıyoruz ve kazanç sağlamaya çalışıyoruz. Biz burada yatırımcı olarak, yatırımcının sesi olarak bizlere kulak vermenizi istiyoruz. Ama bir şey unutmayalım. Kızımız tekrar telefon numarasıyla nasıl vereceğiz? Hangi şartlarda vereceğiz? Kendisi size bir konuşsun efendim. 552-287-34-60. Tekrarlıyorum. 552-287-34-60 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Bir saat içinde yani ödemeyi önce yapmıyorsunuz kesinlikle. Tapuyu alıyorsunuz bir saat içerisinde. Daha sonra ödemeyi yapıyorsunuz. Bizim işte öyle hemen parayı verin de ondan sonra tapuyu verelim. Bir güvensizlik oluşturacak herhangi bir davranışta bulunmuyoruz. Önce tapuyu alıyorsunuz, daha sonra ödemeyi gerçekleştiriyorsunuz. Şunu da söyleyeyim ki, yani siz yere gittiniz, gördünüz. Sizi dağın başında ya da herhangi bir yere götürmüyoruz. Dürbünle göreceğiniz yerleri de sunmuyoruz. Ha, almadınız, sizi orada bırakıp da gelmiyoruz. Yanında farklı şeyler de söylemeyeyim artık. Yani mütevazı davranamayacağım. Konuşuyor ama Öztoprak Arsa Ofisi sizlere gerçek yatırımı, gerçek para kazanımını sizlere ne yapacaksınız? Gelip, gezip, ayağınızı toprağa basarak kararınızı vereceksiniz. Ben şu an yurt dışındaki tüm can dostlarıma seslenişte bulunmak istiyorum. Fransa'dan, Almanya'dan, İngiltere'den, Paris'ten bizleri izleyen kim varsa, evet, ne yapıyor? Hemen telefonlara saldırıyorsunuz. Çünkü niye? Bu kampanya cidden kaçmaz. Hem tek taş fırlanta hem de ilk üç kişiye, yani
hemen ben alıyorum deyip kararını verene orada arkadaşlarımız isminizi yazacak. Cumhuriyet altını yanında veriyoruz. Biz veriyoruz dediysek yani yaparız bakarızlarla değil, olanla bitenle biz burada ekranda seslenişte bulunuyoruz. Ve çarşamba günü saatler onu gösterdiğinde muhakkak ki oluyorsunuz. Çünkü bir saz iki söz olarak Mehmet Ak ve Fırat Bey bizler sizlerin karşısında olacağız. Evet, ben şu an telefonlar çalıyor eminim. Ama tabii ki telefon çaldığında size alo diyecek arkadaşımız da burada. Gelirse sevinirim, siz de görün. En azından sizleri kim karşılayacak, kimle görüşeceksiniz? Burada size de alo diyecek cici bir kızımız var. Sizin de görmenizi istiyorum. Evet canım, seni de tanıyalım. Beni de tanıyalım. Öztoprak Arsa Ofisi'nin güzel bir çalışanıyım diyeyim ben. Beyza Nur Özgen ismim. Dediğim gibi. Alo dediğinizde Beyza karşınızda olacak. Çok heyecanlı. Bu kızımız size bilgileri tabii ki telefonda daha sakin veriyor. Kamera karşısında kolay değil. Evet, dediğiniz gibi biz aileyiz. Biz Öztoprak Arsa Ofisi'yiz. Beyza'cığım numaraları verecek. 552-287-34-60 numaralardan. Ben hemen telefona koşuyorum. Şu anda çalıyor. Evet, seni tekrar çalıyor. Çağrı merkezimizin başına alalım Beyza Hanım. Çok teşekkür ederiz buraya geldiğin için. Şimdi ben şunu da söylemek istiyorum. Sevgili dostlar bakın biz burada samimiyiz, işteniz. Elimizden geldiğince hani televizyonun karşısına, ekranın karşısına, kameranın karşısına geçtiğimizde hani biz şeyi satmak adına değil, biz sizinle bir özel bir anıyı paylaşmak adına buradayız. Çünkü evet herkes her şeyi satabilir ama güveni asla satamaz, samimiyeti asla satamaz, doğal ortamı asla satamaz. Sizler bizlerle birlikte olduğunuz zaman hafta sonunda pazar günü birlikte hep beraber ailecek o otobüsün içerisinde sanatçı arkadaşlarımız da olacak. Servet Özşahin'i de biz tabii ki sanatçı arkadaşımız olarak alacağız. Beraber türkülerle yerimize gideceğiz. Edirne'de sizlere Edirne ciğerini söyleyeceğiz. Edirne'de yemeğimizi yiyeceğiz. Arsalarımızı göreceğiz. Bakın Edirne dedik ama Edirne'nin, inanın Edirne Türkiye'nin en güzel tarihi memleketinden bir tanesi, şehrinden bir tanesi. Orada, oranın kendine özgü güzel yerleri var. Biz o güzel yerlerden araştırdık. Araştırarak size böyle bir çalışma yaptık. Son fiyatlarımızla birlikte telefon numaramızı bir daha geçeceğiz. Tabii ki telefon numaramızı alacağız ama bakın insanlar ne güzel bir yerde toplanacak. Edirne'den Kars'a, Yavrubatan, Kıbrıs'a, yurt dışında bizleri izleyen herkese selam ve sevgiler diliyoruz ve telefon numaramızı alıyoruz. 0552-287-34-60. Başka bir programda görüşmek üzere. Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım. 5, 4, 3, 2, 1, şimdi. Oh. Abi ne oldu, iyi misin? Kolum çıktı sanırım. Ambulans çağıralım mı hemen? Yok abi, gerek yok. Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde. Ama benim GSS borcum var. 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Yurt geneline en uç noktalara kadar yayılmış, kesintisiz olarak hizmet veren acil sağlık hizmetleri, il merkezlerindeki komuta kontrol merkezine bağlı olarak çalışan, tüm ilçelerde ve bazı önemli noktalarda kurulmuş istasyonlardan oluşan büyük bir sistemdir. 112 acil nedir? 17 ambulans helikopter ile 18 binden fazla hastaya ulaşan. 293 kar paletli ambulans ile kar pişlemeden hizmet veren. 3 uçak ambulans ile yurt içinde ve yurt dışında 6 binden fazla hastanın yardımına koşan. Hayat kurtarmak için 6 deniz ambulansı ile denizleri aşan. 60'ın üzerinde motosiklet ambulans ile trafikten etkilenmeden vakalara en hızlı şekilde ulaşan. 3800'ün üzerinde 112 ambulansı ile yurt çapında herkesin yardımına koşan. Büyük bir ekibiz. Sarı
varılacak yara neredeyse biz oradayız. 112 acil sağlık hizmetlerinin temel amacı vatandaşlarımıza günün 24 saatinde 112 acil çağrı hattının aranması halinde en kısa sürede ulaşmak ve onları en uygun şekilde tedavisinin yapılabileceği bir merkeze ulaştırmaktır. Hastanın durumu, iklim koşulları, coğrafi koşullar ve trafik etkenlerini değerlendirerek hareket eden 112 acil sistemi, vakaya en uygun ambulansı yönlendirerek kentsel ve kırsal alanda %100 erişimle hizmet vermektedir. Ülke genelinde 2165'e varan yaygın istasyon ağ ve profesyonel ekipleriyle acil çağrılara kentlerde ilk 10 dakikada, kırsal alanda ise ilk 30 dakikada ulaşma oranı %90'ın üzerine çıkarılmıştır. Bakanlık bünyesinde kurulan merkezde 24 saat online takip yapılmakta, dijital sistemle illerden gelen çağrılar dijital haritalar üzerinde izlenebilmektedir. 112 acil sağlık hizmetleri, hastaya ulaşımı ve hasta naklini en hızlı şekilde sağlamak üzere hava, kara ve deniz ambulanslarıyla 2014 yılı 9 aylık süre içinde 3.117.940 hastaya tahliye ve sağlık hizmeti sunmuştur. Tüm yurtta özveri ve aşkla her koşulda 24 saat hizmet veren 112 acil sağlık çalışanları ne gibi sorunlarla karşılaşmaktadır? Birlikte yol almaya çalışıyoruz, ilerlemeye çalışıyoruz. Küfür duyabiliyoruz, inatla yol vermemeye çalışanlar oluyor. Hani peşimize takılanlar oluyor. Özellikle ambulansı yakın takip edip hani yol açtığımız için peşimizden...